Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün buzay seli sorunu yaşadık. Hayvanımız 2 gün önce sele düştü. Tetramezatin diye bir buzay seli tozu var. O tozdan verdim. Sabah biraz iyi gibiydi. Dış kısmı normale dönmüştü. Akşam tekrar sel oldu. Akşam yine emdi ama bir sıkıntısı yoktu. Bu sabah yerinden bile kalkamıyordu. Bayağı bir kötülemiş. Halsizleşmiş. Ememedi. Biberon'a verdim, yine ememedi. Biz de veterinere getirdik arkadaşlar serum verdirmeye. Biraz da canlanmaya başladı aslında dana. Yoksa ölüme doğru gidiyordu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki buzağa bakımı beslemesi önemli. Bizim atladığımız bir detay vardı. O da doğumdan sonra sepsis serum aşısını bulmak. Biz doğumdan sonra genelde sepsis serum aşısını vurmuyoruz. Yani annesinin karnındayken koruyucu hekim aşısı da var. 7 veya 8 aylık bebekken vurulan bir aşı var, onu da vurmuyorduk. Sepsis serum aşısı faydası kesinlikle oluyordur arkadaşlar. İnsanlar başka kullanmıyor, biz vurmadık. Yani bu yıl o yüzden biraz iselle başımız belaya girdi aslında. Normalden çok girdi. Önceden de sepsis serum kullanmamamıza rağmen bu kadar iselle düşmüyorduk. Lakin bu yıl fazla isel yaşadık. Galiba danaların kalitesi arttıkça hassaslaşıyorlar gördüğüm kadarıyla. İneklerde de öyle, nasıl desem, nasıl sütlerinde arttıkça, kaliteleri arttıkça daha narinleşiyorlarsa bunlar da öyle galiba arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum, şurada yerli kara bir buzağı olsa emin olun kolay kolay ishale düşmez. Danayı zorlamasan da düşmez. Geldik, evet, burada serumumuzu uyguluyoruz. İçinde 4 gram bahitli spide bir ilaç daha sıktı ama onu kutusunu götürdüm. Ne olduğunu hatırlayamıyorum. O da B ile başlıyordu ama yani başta da gelince zaten veteriner ayarlar. Sizin bilseniz bilmeseniz de fark etmez. Arkadaşlar buzağlarımızı koruyalım. Sonuçta biliyorsunuz 9 ay annesinin karnında. 3 ayda annesinin tahmini kızgınlığa gelmesi bekledi. Yani yaklaşık 1 yıl belki 400 gün civarında bir buzağı alıyoruz. Yani 1 yıl desek yılda bir buzağı aldığınızı düşünün arkadaşlar. Bunlar ölürse 1 yıllık emeğiniz, beklentiniz çöpe gidiyor. Örnek veriyorum şu buzağı değerlendirelim. Arkadaşlar bu buzağı zaten annesinin karnında. Bizimki yaylım hayvanlar arkadaşlar. Normalde hani mandıralar hesap yapıyorlar işte buzağı doğana kadar masrafını hani annesinin yediğini şunu bunu 3,5 milyar diyorlar. Buzağı 3,5 milyar paraya doğuyor diyorlar. 3-3,5. Bizimkiler yaylım. Kışları yemiyorlar genelde. Yani o taz aldığında. O kadar masraf olmasa bile bir dana zaten size en kötü 2,5 lira masrafla doğuyor. Bu danayı 6-7 aylık arkadaşlar en kötü 6-7 milyar para yapacak bir dana. Belki daha fazlasını da yapabilir. Kaliteli buzağı çünkü. İtal yavrusu, babası İtal. Annesini görmüştünüz zaten videosunu atmıştım doğduğunda. Annesi aşırı kaliteli olmasa da babası çok kaliteli. Yani siz bir yıl boyunca bekleyip 6-7 ay sonra 7-8 milyar yapacak bir şeyi çöpe atarsanız yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kayıp. Yani ta diğer buzağı bekliyorum. Büyük kayıp. O yüzden buzağları korumamız çok önemli. Buzağlar ölmesin. Buzağları öldürmeyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Simmental benim favorim. Yani sırf, evet simmental çok seviyorum, albenisi var. Lakin sırf sevdiğimden simmental üretmeye çalışmıyorum arkadaşlar. Pazarı var, piyasası var. Kaliteli hayvanlar. İnsanlar çekiyorlar. Güzel fiyatlara satılıyorlar. Satmakta zorlanmıyorsunuz. Lakin bir de Holstein'ler değerlendirin. Evet, sütçüsünüz. Holstein bakmak istiyorsunuz. Tabii ki de bakmanız gereken, bence süt istiyorsanız kesinlikle 1 numaralı Holstein'dir. 2 numaralı da İsveç kırmızısı, Norveç kırmızısı olabilir. Jersey'ler. Yani bunlar süt için kaliteli hayvanlar. Lakin bir Holstein'in buzağısını değerlendirelim arkadaşlar. Az çok pazarlara gidiyorsanız bizim buralar Kırşehir besicilik başkenti diyebiliriz. Aşırı besicilik yapılıyor. Pazara kolay kolay Holstein dana çıkmaz. Çıktığında da çok satılmıyor. Hatta birkaç tane böyle alım satım yapan, tacirlik yapan arkadaşlarımız var, tanıdıklarımız var. Bazen arıyorlar, Holstein dana var, alır mısınız diye. Almıyorlar, uzak duruyorlar, Holstein'dan uzak duralım. Satamıyoruz, elimizde kalıyor. Arkadaşlar Holstein istemiyorlar. Aslında bes için çok mu kötü bir hayvan? Çok kötü bir hayvan değil, lakin pek de iyi bir hayvan olduğu da söylenemez. Daha çok boyuna büyüyor, kemikli bir hayvan. Yani o yüzden insanlar bes için çok tercih etmiyor. Karkas randımanı yüksek değil, biraz uzun beslemek gerekiyor. Lakin yem fiyatları bu durumdayken uzun besleme imkanımız yok biliyorsunuz. Yani hayvan işletmeden ne kadar çabuk çıkarsa o kadar iyi. Kimisi 16 aylık 15 aylık besteler yapıyor. En çok o zaman et alıyormuş, en randımanlı o zaman alıyormuş. Bizim Kırşehir'de öyle yapılmıyor arkadaşlar. Bizim burada
20 aylıktan önce 2 yaşına yakın olmadan kolay kolay dana kesilmez. Gelelim biz niye şimdi simentali tercih eder. Değerlendirelim arkadaşlar. Ben düz simentali çok sevmiyorum. Flexileri seviyorum. Kombin olanları. Neden? Çünkü arkadaşlar 20, 25, 30 litre süt verenleri var bunların. Şu an bizde bir tane var mesela 25 litre sütü var. Bunların danası da çok kaliteli doğuyor. Karkas randımanları gayet iyi. 1500-1600 günlük canlı ağırlık kazanabiliyorlar. Kaliteli bir buzağı aldığında yaklaşık 2 yaşındayken 450-500 kilonun altında asla kesmezsiniz. Yani tohumluk bekletilenler, 2,5 yaşındayken kesilen boğalar, 600-650 kesenler bile var. Gelelim bunların erkekleri böyle güzel gidiyor arkadaşlar. Mesela bunların 5 aylık 6 aylıklarını 6-7 bin lira çok rahat satıyorlar. Dişileri de çok değerli arkadaşlar. Normalde biz önceki yaptığımız hayvancılıkta yani geçen yıl önceki yıllarda hayvanlarımız çok kaliteli değildi. Mondofon, simental, melezleri, süt verimleri 5 litre, 10 litre, maksimum veren 12 veriyordu. Danalar, mondofon dananın da pazarı çok iyi değil arkadaşlar. Hoştan kalır olmasa da mondofon dananın pazarı da çok iyi değil. O yüzden biz etçirik kullanıyorduk. Etçirikler atıyorduk, şaröle. Şaröle çalışıyorduk. İlk belçika mayasıyla başladık. Lakin dişileri doğumda sorun yaşıyor. Bunu da kötü bir şekilde tecrübe ettik. O yüzden şaröle kullanmaya başladık. Erkekler güzel para ediyor. Dişleri de aslında para ediyor ama arkadaşlar, yani biz süt de satıyoruz. Parken de süt sattığımız için yani belli bir şeyden sonra hayvanlarımız şaröleye dönmeye başladığında şaröle melezine akıyor değil mi? Sıkıntı yok. Yok. Niye çıkmamış? Şöyle melezine dönmeye başladığında arkadaşlar süt verimimiz düştü. Bu yıl özellikle acayip süt sıkıntısı çektik. Yani müşterilerimize haftada bir süt vermemiz gereken, haftada iki kez süt vermemiz gereken haftada bir kez verdik. 10 güne bir verdik. Sıkıntılar yaşadık. O yüzden simental almaya başladık. Şu an mesela aldığımız hayvanları da çekeceğim artık. Onları da bir görün. Yani bunlar sütlerimin iyi hayvanlar. 20-25 litre veriyorlar. O yüzden hani dişlerine aşırı talep var arkadaşlar. Küçük buzağları 3,5 milyara, yeni doğmuş buzağları. Bir aylık buzağları 3,5-4 milyara satılıyor arkadaşlar. Gebeleri 15-16 lira gebe düveleri. Eğer ayrı çiftlikten alıyorsanız eğer, biraz isim yapmışlarsa 21 milyar euro hesabıyla satanlar bile var Türkiye'de buzağlarını, İtalya avlarını. Bence çok pahalı arkadaşlar 20-21 milyara almak. Zor. İnsana biraz ağır gelir. Ama alanlar var. Gayet de tercih ediyorlar, alıyorlar. Ya yani ben alanları görüyorum. Satanları gördüğüm için alanları da görüyorum. Şişmedi değil mi Furkan? Şurası iyi. Yok, bir sıkıntı yok herhalde. Yani arkadaşlar dişisi de para ediyor. Sütleri de var. Erkeklerini beslediğinizde karkas randımanı veriyor. O yüzden simental önemli. Lakin o parayı kazanmanız için buzağları öldürmemeniz gerekiyor. O yüzden size tavsiyem, artık ben de yapacağım, septik serumlarını vurun arkadaşlar doğumdan sonra. Hayvanı ishalden korumaya çalışın. Biberonla emziriyorsanız 38 derece arkadaşlar. Hatta 1-2 derece fazla yapabilirsiniz, o emine kadar soğur. 38 derece olması lazım. Fazla sıcak ya da fazla soğuk süt buzağı ishale düşürür. Akşam 2 litre verdiniz, sabah 5 litre verdiniz. Buzağı yine ishal olur. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bunun insan olma nedenlerinden biri de buzağlardan biri geçen boş kalmış. Bunun annesini emmiş. Bu o gün pek ememedi. Sabah çok emince galiba. İshale düştü. Lakin fazla çok ishal oldu bu sefer. Kurtaramaz. Normalde toz var. Tetramezetin diye bir tozumuz var. Onu içirdiğimizde buzağlar toparlıyordu. Bu sefer toparlamadı arkadaşlar. Yani gayet iyi görünüyor şu anda. İnşallah kurtaracak. Lakin titriyor vücut. Güçsüz. İnşallah iyileşeceğini düşünüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sizin de yardımcınız olsun. Dikkat edin kendinize. Buzağlarınıza dikkat edin. Buzağlarınızı koruyun arkadaşlar. Bir yıl boyunca operasyonu bekleyip de ölüme terk etmeyin. Önem gösterin. Bırakın 50 liranız, 100 liranız, 200 liranız gitsin. Sonrasında aslında fark ediyorsunuz ama belki de 5 milyarınız, 10 milyarınız gidiyor. Büyük kayıplar yaşıyorsunuz. O yüzden 100-200 bir şey değil. O parayı vermekten kaçınmayın. 100-200 liradan kaçarken 5 liradan, 10 liradan olmayın arkadaşlar. Biz de yani başımıza geliyor, oluyor. Tecrübe ediyoruz. Size aktarmaya çalışıyoruz. Siz de elbet tecrübesizdir. İçinizde tecrübeli olmayanlar varsa da dediklerimi unutmasın arkadaşlar.
Durum böyle. Hepinize hayırlı bereketli günler dilerim.